Aralarında aktivistlerin ve gazetecilerin de olduğu çok sayıda kadının gözaltına alınmasını, Ağrı'nın Diyadin ilçesine yapılan atamayla devam eden kayyım politikalarını HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz Dilan Hanım. Evet, özellikle kadınlara yönelik son haftalarda artan baskınlar var. Kurumlar basılıyor, gazeteciler ve aktivistler gözaltına alınıyorlar. Neden gözaltına alınıyorlar? Aslında uzun bir dönemdir kadın mücadelesi, aslında özgürlük talep eden, demokrasi talep eden kadınlar hedefte. Yani bu sistematik bir şekilde AKP iktidarı tarafında her gün farklı bir biçimde gündeme getiriliyor ve bunun siyaseti yeniden üretiliyor maalesef. Bakın 2016'dan beri aslında bu saldırı konsepti devam ediyor. Özellikle demokratik siyasete, Kürt muhalefetine, kadınlara yönelik bu baskıcı siyaset bir konsept şeklinde ilerliyor. Bu konseptin içinde kadınlar çok ciddi bir yer tutuyor. Çünkü kadın mücadelesi aslında AKP'nin rejim ve zihniyet kodları açısından baktığımızda ciddi bir tehlike olarak algılanıyor. Rejim kadın karşıtı bir yerden kadınları görmeyen, aslında kendi tahayyül ettikleri dünyada kadınları konumlandıran bir yerden bir yeniden rejim inşasına soyunmuş bulunuyorlar ve bu yeni rejim inşası karşısında en fazla muhalefeti güçlü tutan direnen kadınlar. Elbette ki bu misyonu Kürt kadınlar da çok güçlü bir şekilde aslında gerçekleştiriyorlar. Hem eş başkanlık sistemi, eşit temsiliyet, kadınların kamusal yaşama katılımı, aslında Kürt Kadın Hareketi ciddi bir sistem inşası, özgürlükçü bir sistem inşasını da gerçekleştiriyor ve bunu yok etmek istiyorlar. Bunu başardıkları oranda diğer kadın haklarına da yönelik ciddi bir saldırı geliştirildi. Bunu biz görebiliyoruz. İşte TCK 103, İstanbul Sözleşmesi, tecavüz yasası. Aslında bir bütün bunu hayata geçirmek istiyorlar ve bunun karşısında direnebilen, muhalefet edebilen, bu çizgi karşısında mücadeleyi yükselten kadın aktivistler, kadın siyasetçiler, kadın kurumları hedefte ve bir anlamda aslında kadınları bütün bu olan bitene sessiz kılmaya çalışıyorlar, rıza göstermelerini istiyorlar. Bakın her gün neredeyse bir kadın katlediliyor. Neredeyse her gün kadına intihara sürükleniyor. Kadına yönelik şiddetin artık çetelesini tutmakta zorlanıyoruz. Ciddi bir artış var. Ama bunun karşısında bununla mücadele eden bir iktidar, bir AKP gerçekliği yok. Bu kadına yönelik şiddetle, kadın haklarını gasp eden zihniyetle, erkek egemenliğine karşı mücadele eden kadınları hedefine koyduğu bir iktidar. Orada Kadın Derneği, kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir kurum. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmemesi için Rozda Kadın Derneği basıldı ve bir gün Diyarbakır'da içerisinde Teja Sığcısı Ayşe Gökhan'ın da olduğu ve farklı sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütlerinde kadın mücadelesi yürüten 13'e yakın kadın arkadaşımız gözaltında. Yine Antep'te partimize yönelik yapılan bir siyasi soykırım operasyonunda 33 arkadaşımız gözaltına alındı ve çoğu kadınlardan oluşuyor. Elbette ki bu çok tesadüfi değil. Bu yeni rejim inşasında engel olarak gördükleri herkesi temizleme ve yok etme siyasettir. Biz bunu belediyelerden de gördük. Siz de bildiğiniz gibi 31 Mart'tan sonra 65 belediye aldı. Bunun 52'sine kayyum atandı. Dün de Diyadin Belediye'miz hedefteydi. Kapılar kırıldı, belediyemiz işgal edildi, eş başkanımız hala gözaltında ve dün gece bir muhtırayla kayyum atandığını biz öğrendik. Şimdi hem Kürtlerin iradesi hedefte, hem kadınlar hedefte. İşte Betül Başkanımız Diyadin'de hem erkek egemenliğinin belki en fazla kendini var ettiği, bu siyaseti ördüğü bir mekanda, bir yerde kadın siyasetin en güçlü yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bakın bir yıldır bir belediye eş başkanlığı süreci var arkadaşlarımızın. Kadına dair o kadar çok güzel projeler hayata geçirmeye çalıştılar ki, yani kadın
kadının bekleme alanından, kadın pazarlarına şiddet atma kadar aslında bu erkek zihniyetine, erkek egemen siyaset anlayışına karşı güçlü bir pratikte sergiledi belediyelerimiz. İşte bugün bu çalışmalarda, kadın çalışmaları da bu anlamda hedefte. Yani Kürtlerin iradesi, kadınların iradesi ve çalışması da hedefte. Gerçekten AKP kadın mücadelesinden ciddi bir kaygı duyuyor. Çünkü kadın mücadelesinin özgürleştirici pratiğinin de ciddi anlamda farkında. Ve bu muhalefeti bastırmadan istedikleri dünyayı egemen kılamayacaklarının da çok iyi farkındalar. Bu öyle sıradan rastgele bir müdahale değil. İşte bakın buradaki kadın muhalefeti bir anlamda sönümlendiğinde kadınların tarihsel kazanımları peyderpey yok edilecek. İşte İstanbul Sözleşmesi bu kadar gündeme olması, TCK 103 bu kadar gündemde olması, tecavüz yasası. Tabii bizce artık sonraki adım medeni kanundur. Yani o medeni kanundaki bütün kadın haklarını, kazanımlarını geriye çeken bir stratejiyle, bir pratikle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Diğer bir boyutuyla bizce erkek egemen siyaset, erkek egemen örüntülerle de bir uzlaşı var muhafazakarlık adı altında. Kadınlara bizde şiddet uygulanabilir ki geçen gün Diyanet Başkanı da böyle bir açıklama yaptı zaten. Yani bunu mesajlarında veriyorlar. Siz şiddete uğrayabilirsiniz, sesinizi çıkarmayın, itiraz etmeyin, yerinizde durun. İtiraz eden kadınları zaten bakın biz hukuken susturuyoruz. Bunlara destek olan bütün mekanizmaları da ortadan kaldırıyoruz. Kadına sizi bırakıyoruz. Yani aslında kadınları bu şiddet ortamına terk ediyoruz. Erkekleri insafına bırakıyoruz. Erkek de istediğini yapabilir. Bakın Arda son dönemlerde bir ay içinde 5 tane kadın şüpheli şekilde yaşayanını yitirdi. Ve bu hepsinin de şiddet geçmişi var. Tam da bu kadınlara bu mesaj veriliyor. İntihar edin ya da rıza gösterin. İntihar etmenin öndeki mekanizmayı, şiddete karşısında rızayı oluşmaması için kadını güçlendiren mekanizmalar bakın biz yok ediyoruz. İşte Roza Kadın Derneği'nin hedefte olması budur. TCA'nın hedefte olmasının bir nedeni de budur. Kadınlara deniliyor ki evde oturun, çocuk doğurun, biz size ne yiyeceğinizi, nasıl yaşayacağınıza karar veriyoruz. Sizi erkekleri insafına bırakıyoruz. Siz itiraz ederseniz de kusura bakmayın ama sizlik sorulacak hiçbir mekanizma yok. Bakın gerçekten kadınlara bu mesaj veriliyor. Açıkçası bugün toplumun yarısı oluşturan kadınlar ciddi bir tehdit altında. Hani hep çok söylüyorlar BKBK meselesi. Aslında bence bugün AKP iktidarının bir cinsine kadınların beka sorunu var, kadınların gelecek sorunu var, kadınların yaşam sorunu var, kadınların varlığını gerçekleştirme sorunu var. Çünkü kadınların varlığına ciddi bir saldırı var. Peki, çok teşekkür ederiz. HDP Ağrı Milletvekili Sayın Dilan Dirayet Taşdemir yayınımıza katıldığınız için.